Merhabalar. Şimdi de sayı tahmin oyununu yapacağız. Önce uygulamamızın arayüzünü tasarlayalım. Bileşenleri ortalığı göstermesi için yine Align Horizontal Center yaptım. Başlığa da sayı tahmin oyunu yazdık. Şimdi uygulamamızın tasarımı şöyle olacak. En üstte bir tane düğme olsun. Bu yeni oyunu başlatmak için. BTN yeni oyun olsun kimliği. Görünen metinle de yeni oyun yazalım. Bunun biraz daha görselliğini artıralım. 18 punto olsun. Kalın gözüksün ekranda. Bir de arka zemin rengini sarı yapalım. Evet. Şimdi onun altına bir tane label ekliyorum. Label'da şöyle yazsın. 1-100 arası bir sayı tahmin et yazsın. Evet, bunun da özelliğini şöyle yapalım. Kalın yazsın. Bu da 24 punto olsun. Şimdi bunun altına bir tane metin kutusu ekleyeceğim. Bu da TX'te sayı olsun. İpucunda sayı diyelim. Bunun da 24 punto olsun. Yazı kalın yazılsın buraya da. Bir tane de düğme ekliyorum. BTN tahmin. Tahmin düğmesi olsun. Evet. Kalın olsun. Yazı büyüklüğü 18 yapalım. Bunun arka zemin rengi de yeşil olsun. Evet. Şimdi bir tane label ekliyorum alt kısma. Label'da da burada bilgilendirme yapacağım. Label 2'de de. Evet, tasarım bu şekildeydi. Şimdi kodlamaya başlayabiliriz. Öncelikle değişkenlerimizi tanımlayalım. Birinci değişkenimiz tutulan sayı olsun. İkincisi bizim tahminimizi tutacak. Pardon, yanlış bir yok aldım. Tutulan sayı ve tahmin. Bir de kaçıncı tahminde olduğumuzu tutması için sayaç. Üç tane değişken tanımladım. Şimdi ilk uygulama açıldığında veya yeni oyun düğmesine tıklandığında yeni sayı tutması için şöyle bir tane prosedür tanımlayalım. Yeni sayı tutulsun. Prosedürümüzün adı. Bu prosedür label 2'deki teksti silsin. Şöyle bunun içerisine boşaltalım. Sayaç değişkeninin değerini set bloğuyla sıfırlayalım. Yeni oyun olduğunda tutulan sayı değişkenine de matematik grubundan random integer from 1 to 100 yazıyor. Burada da 1 ile 100 arasında rastgele bir sayı tutmasını sağlayalım ve sayı metin kutusuna işaretçi odaklansın. Yeni sayı tut prosedüründe. Evet, bunu kodlamış olduk. Şimdi uygulamamız ilk açıldığında screen'in initialize olayında biz bu prosedürü çağırabiliriz. Yeni sayı tut prosedürünü. Bir de yeni oyun düğmesine tıklanıldığında yine bu prosedürü çağırabiliriz.
İki yerde de kolayca çağırmış oldum aynı bloğu. Bu 4 tane 4 satırlık bloğu iki yere yazma yerine prosedür kullanarak bir yerde yazarak çağırabildim. Şimdi tahmin düğmesini kodlayalım. Evet, şöyle alta geçelim biraz. Şimdi tahmin düğmesine bastığımda ilk tahminim olduğu için sayaç değişkenini bir artıralım. Yani her tahminde sayaç değişkeni artırılacak. Sayaç eşittir sayaç artı 1 denklemi. Şimdi sayacı artırdık. Tahmin değişkenine de TXT sayıya girilen bu metin kutusuna girilen sayıyı atayalım. Şimdi kontrol edeceğiz. Eğer bloğunu kullanacağız. Eğer şöyle bir tane matematikten eşit aldım. Büyük mü diyeceğim. Tahmin bunu kopyalayalım. Listeden değiştiririz. Tahmin tutulan sayıdan büyükse burada label 2'de bilgilendirme yapalım. Label 2'nin tekstini biliyorum. Buraya join kullanarak bilgi verelim. Şöyle bir bilgi versin. İşte sayaç şu an mesela ilk başta 1 olur. İkinci denemede 2 olur. Birinci tahmin diyelim. Nokta tahmin. Şöyle 2 nokta koyalım. Küçük sayı giriniz desin. Şimdi else if'i burada. En sonda else if'i kullanalım. Şimdi tekrar şu koşul yapısını kopyaladım. Bu sefer tahmin eğer küçükse tutulan sayıdan, yani bilgisayarın tuttuğu sayıdan benim tahminim küçükse bu sefer ikinci tahminde mesela büyük sayı yeriniz desin. O da değilse, hem büyük değil hem küçük değilse şu tahminde bildiniz desin. Evet, bu şekilde kodlamayı tamamlamış olduk. Bir deneme yapalım. Şimdi şöyle kana geçelim. Tam sığmamış. Şöyle de yapabiliriz. Designer'dan bu büyüklüğünü 20 puntoya düşürelim. Evet, şöyle. 1-100 arası sayı tahmin et diyor. Örneğin 50. Tamam dedim. Birinci tahmin büyük sayı yerimiz dedi. 75 yazdım. Küçük sayı giriniz dedi. 63 girelim. Büyük sayı dedim. 70 diyelim. Küçük. 66. Evet, 6. tahminde bildiniz dedi. Evet, mantığı doğru çalışıyor. Yeni oyuna bastığımızda tekrar o 65'in olduğu yere gitti. Tekrar işte 22 tahminde bulunalım. Evet, aynı bir şekilde çalışıyor. Yani deminki tahmin değiştirmiş mi ona bakalım. 65 diyelim. Evet, büyük sayı yerinizde de değiştirmiş. Uygulama bu şekildeydi. Görüşmek üzere.